Yeni yılda yeni bir gelecek inşa etmeyi anlatacaksın bugün bize. Evet, yeni bir gelecek için yeni bir zihin yaratmak zorundasın. Ben zengin olmak istiyorum diyorum. Fakat bu hayatımda bakıyorum, parayı bir türlü kazanamıyorum. Niye olmuyor dediğimde, zihnin senin hastalığınla da ilgili yazıyor, ilişkilerinle ilgili yazıyor, maddi durumunla ilgili yazıyor, işinle ilgili yazıyor. Görmekte ve okumakta zorlanırsınız bazen. Niye zorlanırsınız? Mesele şu, şu andaki hayatın mimarı sen. Bir şey olduğunda, dışarıdan bana tokat geldiğinde, bu tokat bana Ahmet'ten, Ayşe'den, Zeynep'ten gelmiyor, kendimden geliyor. Farklı zamanlara girdik, girdik. Öbür boyutun esintilerini duyuyorsunuz zaten. Hoş geldin tekrar. Güzel bir yıl diliyorum. Bu yılki ilk yayınımız seninle. Her evet. zaman olduğu evet. gibi ikinci perşembe. Evet. Her ayın ikinci evet. perşembesi. 2024 yılında da birlikteyiz. Yeni yılda yeni bir gelecek inşa etmeyi anlatacaksın bugün bize. Evet. Buyurun, taneciğim. Söz bende. Sizin de kandiliniz mübarek olsun. Buradan kandil için yazan arkadaşlara hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün konumuz yeni bir gelecek, yeni bir sen. Konumuz bu. Dolayısıyla bugün biraz bu konudan bahsetmek istiyorum. Evet, yani buradan yazan arkadaşlar var. Serkan'da bir değişiklik var diye. Dişlerim. Dişlerim mi yapıldı? Dişler. Evet, evet. Ben saçları değiştirdim. Saçlar da değişik var. Saçlar kısaldı. Dişlerimi de yaptırdım. O yüzden hemen arkadaşların dikkatini çekti. Evet. Çok güzel olmuş ikisi de. Ses evet. iyi değil mi? Hani bazı arkadaşlar ses kesik iyi. Kesik diyor ama şu anda seste bir sorun yok değil yok. mi? Şu anda iyi bence. Tamam. Arkadaşlar, o zaman yavaş yavaş konumuza başlayalım. Şimdi benim her zaman dediğim bir şey var. Ne diyorduk biz? Belki de ilk kez izleyen arkadaşlar var. Dışarısı içeridekinin, içerinin yansımasıdır diyoruz değil mi? Yani bu dış gördüğümüz dünya aslında benim içimin yansıması. Yani içeride ne varsa dışarıda da o var. Dolayısıyla bu dış dünyaya baktığımda aslında ben içeride ne olduğunu da görebilirim. Evet. Dolayısıyla varoluşta ne yapıyor? Benim fark etmem için dış dünyaya böyle ufak tefek şeyler koyuyor. Bu dış dünyayı benim bilincimdekiler belirliyor. Şu anda dünyada her ne varsa senin bilincine göre yapılandırılmış bir dünyaya bakıyorsun. Eğer dersen ki ben bu seyrettiğim, izlediğim alemde, kendi dünyama baktığımda mutsuz olduğum şeyler var diyorsan, o zaman ben derim ki senin eski bilincine göre yapılandırılmış bu eski bilincinin yansıması. Dolayısıyla sen eğer bu filmi istersen daha yeni ve daha yüksek bir bilinçten ne yapabilirsin? Yapılandırabilirsin. Yani zihnini eğitirsen, yeni bir nöral ağ kurarsan bu defa dışarıya daha istediğin gibi bir dünya yansır. Şimdi yine her zaman söylediğim bir şey var. Sizler aslında ben ne söylersem söyleyeyim, bir başkası ne söylemiş olursa olsun, sizler sadece kendi inandığınız bir dünya içinde yaşarsınız ve bütün hayatınızın gidişatını da aslında sizin kendi inançlarınız ve duygularınız belirler. Hemen her konuda herkesin bir fikri vardır. Örnek, hasta olursunuz, bir arkadaşınız der ki, İşte
şu ilacı iç hemen kalkarsın. Bir başkası der ki şunu karıştır işte bal, limon, zencefil neyse. Bunu iç iyi gelir. Fakat senin zihninde ya ben grip oldu mu? Bir haftadan önce ayağa kalkamıyorum varsa sen bir haftadan önce ayağa kalkamazsın. Bu ne anlama geliyor? Her konuda böyle. Kim ne derse desin, senin bu dışındaki dünyayı şekillendiren senin bilincindeki yansımalar. Başka bir deyişle, hani ben böyle çok çizerek anlatmayı da severim ya, şöyle tarif edeyim ben bunu. Burada ben bunun arkasından aslında çok herkesin merak ettiği, zaman zaman anlattığım bir konuya da geçeceğim. Şimdi burada bir göz olsun. Bu gözden yansıttığım bir dünya olsun. Burada da senin zihninin gerisinde olan şeyler var. Bir takım ne var burada? Düşüncelerin var, inançların var, duyguların var, fikirlerin, bir şeylerle ilgili yorumların var. Buraya, burada zihin perdesi dediğimiz bir şeyden tabii ilk önce geçiyor ve ne yapıyor? Buraya yansıyor. Yani burada insanlar, olaylar, suretler şeklinde ne yapıyor? Yansıyor. Demek ki yansıtıcı sensin. Yansıtıcı sensin. Dünyayı da bir ayna gibi düşün. Ayna seni gösteriyor. Başka bir deyişle, ayna sende ne varsa seni gösteriyor aslında dışarıda. O zaman demek ki senin neye inandığın, senin bir konuda ne düşündüğün, bir konudaki yorumun ve ne hissettiğin çok ama çok, çok önemli. Çünkü bu buraya yansıyacak, yansımak zorunda. Sen yansıtıcısın. Şimdi varoluş, biraz önce de dediğim gibi, ne dedik? Dışarıya bir takım şeyler koyar dedik. Burada önemli konu şu: sen yeni bir gelecek mi istiyorsun? O zaman yeni bir zihin yaratmak zorundasın. Eğer ben 2024 yılında yeni bir şeyler istiyorum hayatımda diyorsan, yeni bir gelecek için yeni bir zihin yaratmak zorundasın. Bu zihin senin köle olduğun zihin değil, sana köle olan bir zihin olmak zorunda. Çünkü sen daha önce rastgele düşünüyordun, buraya da rastgele şeyler yaşanıyordu ve diyordun ki dünyada bir şeyler oluyor. Ben de diyorum ki bir şey olmuyor. Olan ne oluyorsa aslında sana oluyor. Ve bütün bunları düşüncelerinle, duygularınla çeken sensin. O zaman sen ne yapacaksın? Buraya ne yansıttığını bilinçli olarak bileceksin. Dolayısıyla buraya ne yansıtacağını eğer karar vermek istiyorsan, şu iç kısmı yeniden, iç kısmı yeniden yapılandıracaksın. Yani senden ne çıktığını bileceksin. Çünkü diyeceksin ki benden ne çıkarsa bana geri dönüyor. Bir şeyle ilgili korku mu yaydım? Bir şeyden mi korktum? Aa, bana geri dönüyor. Bir yerde bir tepki mi verdim? Aa, bana geri dönüyor. Bir şekilde ne yaparsam ne yapıyor? Bana geri dönüyor. Ben yansıtıcıyım ya. O zaman buradaki daha büyük bir amaca bakalım. Amaç şu: özüm benden açığa çıkmak istiyor. Ben de daha çok var olmak istiyor. Ve bunu da yapmak için dışarıya yansımalar koyuyor. Ben yansıtıcıyım ya. Benim göremediklerimi onlar bana göstersin diye yapıyor bunu. Yani Serpil değişmek, gelişmek, büyümek istiyor. Zihninden geçen o
düşünceleri ayıklamak istiyor, bilinçaltını bir temizlemek istiyor ama Serpil kendinde ne olduğunu bilmediği için bir şekilde onu birilerinin ona göstermesi lazım. Varoluşta dışarıya ne yapıyor? Yansımalar koyuyor. Örnek, Serpil bir korkusu olduğunu bilmiyordu. Ya da bir suçluluk duygusu olduğunu bilmiyordu. Yansıtıcının görevi ne oluyor? Serpil'e bunu yansıtmak. Göstermek. Serpil'de ne olduğunu göstermek. Niye? Çünkü Serpil böylece kendini bu et kemik zannederken, kendine bu benlik olarak algılatan, bu kimlikten, bu egodan arınması için düşük frekanslı duygulardan kurtulması gerekiyor. Bu düşük frekanslı duyguları da ona varoluş ne dedik? Yansımalar aracılığıyla gösteriyor. Bunu da ne yapıyor? Bazen tokatlarla yapıyor demiştik ve bunu birçok videomda zaten anlattım. Dolayısıyla ben o yansımalar aracılığıyla bendeki bütün negatif duyguları ne yapıyorum? Gittikçe dönüştürüyorum. Ve hatta ne demiştik? Benim çekim alanımı oluşturan aslında benim bilinçaltımdır. Fakat birçoğumuz bilinçaltımızda ne olduğunu bilmediğimiz için dışarıda olanlarla yaşadıklarım arasında bağlantı kurmakta zorlanıyorum. Örnek, ben zengin olmak istiyorum diyorum. Fakat bu hayatımda bakıyorum parayı bir türlü kazanamıyorum. Niye olmuyor dediğimde diyorum ki ben, sen zengin olmak istemiyorsun. Çünkü bilinçaltı düzeyde reddediyorsun. Çünkü bilinçaltı düzeyde zenginliği negatif birçok şeye bağlamışsın. Zenginlik ondan gelmiyor. Ya da evlenmek istiyorsun, evlenemiyorsun ama bilinçli halinde ben evlenmek istiyorum diyorsun. Ama bilinçaltı düzeyde çekim alanında aslında evliliği istemediğin ortaya çıkıyor. Yine bilinçaltında evlilikle ilgili birçok şeyi negatife bağladığın ortaya çıkıyor. Korkuların var. Birçok hepimizin değil mi? Birçok korkusu var. Şimdi mesela sadece korkuya bakalım. Korku dediğimiz hepimiz bir geçmişimiz olduğuna inanıyoruz. Yani bir geçmişin bir geçmişte hikayem varsa korku da vardır. Korku bu ana ait değildir. Peki nereden gelir? Geçmişte ya bizim başımıza ya birilerinin başına, bir akrabalarımızın, bir arkadaşımızın başına kötü bir şey gelmiştir. Zihnimiz de onu kaydetmiştir. Bakın yine geçmişle ilgili. Dolayısıyla ben hala onları taşıdığım için aynı şeyleri bir daha yaşamaktan korkuyorum. Yani geçmişimi geleceğe yansıtmaktan korkarım. Korku bu yüzden var olur. Ama benim bir geçmiş hikayem yoksa, ben diyorsam ki ben bir an varlığıyım ve anda her şeye baktığım anda var ediyorum dersen, o zaman benim bir geçmişim de yoktur. Geçmişim olmadığı için aslında korkacağım bir şey de yoktur. Geçmiş şey korku neden ileri gelir? Ben özümle bir olduğumu unutmuşumdur. Bir dualite vardır. Bak ayrı bir şey gibi düşünüyorumdur. Ben ve diğerleri var gibi düşünüyorumdur. Ben ve diğerleri var olduğunda benim dışında bir dünya var gibi bakarım. O zaman dış dünya benim için korkutucu ya da tehlikeli hale gelir. Yani özümle ne kadar çok koparsam bana korkunun o kadar güçlü bir şekilde gelir. Şimdi burada yansımalarla ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi burası eğer kavrayabilirsek aslında çok çok önemli. Şimdi ben aslında tekim. Tekten neyi kastediyorum? Bu dış dünya, bunu kuantum da söylüyor, gözlemci. Dış dünya, sen varsan var diyor. Sen yoksan bu dünya yok. O zaman basit bir mantık kuralım. Ben varsam bu dünya, eğer varsa bu dünyanın içindeki her şey de
Ben var olduğum için var. Fakat biraz önce dediğim gibi ben kendi tekliğimi farkına varmayınca bir dış dünya, değil mi, var. Yansımalar var. Ve onların görevi de aslında bana beni göstermek dedik. Değil mi? Bana aslında ne yapıyorlar aslında? Hizmet ediyorlar. Bana beni göstererek beni uyandırmak için açıkçası. Yani öz, her şey olan öz, onlardan, o suretlerden de bana görünüyor ve diyor ki uyan, uyan. Ben senin uyanman için bak buralardan da sana görünüyorum. Fakat benim bir perdem var. Görmekte zorlanıyorum. Nasıl bir perdem var? Şimdi eğer benim zihnim çok kalabalıksa, nasıl tarif edeyim? Çok doluysa içimle dışım arası o kadar kopuk oluyor. Ben ne kadar zihnimi fark eder, farkındalık diyoruz ona zaten. Bak, zihninden geçen bir şeyi, bir duyguyu fark ediyorsan ne yapıyorsun? Farkındalığın gittikçe yükseliyor. Ben zihnimi fark ettikçe geçenleri onun şahidi, o gözlemcisi olmaya başlıyorum ve sonra yavaş yavaş içimle dışım arasındaki bağlantıyı kurmaya başlıyorum. Bunu yapmak için de zihnimi eğitmeye başlıyorum. Diyorum ki ben an varlığıyım. Bu an varlığında her an bir kare değişir. Bu değişir, başka bir kare gelir. Bu değişir, başka bir kare gelir. Ben mümkün olduğu kadar bu karelerden hiçbirine çok fazla takılmayacağım. Yani nötrde kalacağım. Yani duygusal olarak sağ ya da sola salınım yapmayacağım diyorum. Çünkü fark ediyorum ki uyandıkça ben duygu olarak bir tarafa yükseldikçe burada bunun da karşılığını görüyorum. Şimdi dualite dünyasında yaşıyoruz ve ben fark ediyorum ki uyanmam için ilk önce bu dualiteden kurtulmam lazım. İyi kötü algısından kurtulmam lazım. Ben eğer yavaş yavaş bir şeylere kötü demeyi bırakırsam aslında hayatımdaki bir şeyler yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Ama bir şeylere iyi de demiyorum artık. Başka bir şeylere çirkin de demiyorum. Sadece diyorum ki olan faydalıdır. Her ne oluyorsa olan bana hizmet etmektedir. Onu ayıran, bölen, etiketleyen benim zihnimdir. Ve bunu çok basit yapar zihin. İşte bir kaleme bakar, örnek. Burada bir kalem vardır, burada da bir kalem vardır. Aslında bu kaleme iki tane diyen zihnimdir. Ben rakamları bilmesem iki diyebilir miyim? Diyemem. Bu daha kalın, bu daha ince diyen zihnimdir. Bu daha kısa, bu daha uzun diyen zihnimdir. İşte tüm dünyayı dualite, biz böyle zihnimizde doldurunca ne yaptık? Benim zihnim bir nevi çöplüğe döndü. İnsanları da ayırdım çünkü. Bu iyi dedim, bu kötü dedim, bu güzel dedim, bu çirkin dedim. Ne yaptım? Onları da bir ayırdım. Tüm onlara yaptığımı aslında kendime de yaptım. Kendime yapınca ne oldu? Serpil özü bir perdeyle kaplandı. Çünkü Serpil'in kendine ait düşünceleri var. Örnek, beni kimse sevmiyor. Ya da ben beceriksizim diyor. Ben çabuk hastalanırım diyor. Ben şu konuda iyiyim, bu konuda kötüyüm diyor. Ben sinirliyim diyor. Ben duygusalım diyor. Bak şimdi. Serpil kendiyle ilgili bir şeyleri söyleye söyleye söyleye, burada düşünceleri var. Kendini aslında özünü mesela ortada bir yerde yapalım. İçeride bir yerlerde derinlere itti. Ne yaptık?
kendini bir kimlikle kapladı. O kimliğe inandı ve bu düşüncelere de inandı kendiyle ilgili. Ve ne oldu? Kendiyle ilgili inandığı bütün düşüncelerle dışarıya aslında yayın yapmaya başladı. Dışarıya. Neydi dışarısı? İçimin dışarıya yansıması değil mi? Dolayısıyla bunlar dışarıya yansırken bir şekilde bir olay, bir form ya da bir surete bürünmek zorunda. Dışarıdaki her şey bir surete, bir şeye bürünmek zorunda. Bakın ilk önce düşünce vardı diyor. Düşüncedir. Yani uçuşan zihninizde düşünceleri düşünün. Yani gözüm kapalı, bakın boşlukta ve karanlıktayım. Aslında alandayım. Burada ben diyorum ki şu anda yayın yapan bir beden var işte. Serpil yayın yapıyor ve bir şey anlatıyor. Elinde de bir kalem var. Bakın düşünce burada. Açtım işte elinde kalem olan bir şey anlatan bir Serpil var burada. Siz burada hep düşünürsünüz. Burada maddeyi görürsünüz. Burada düşünürsünüz. O düşüncelerin işte ete kemiğe, maddeye bürünmüş formunu görürsünüz. Burada da siz kendinizi perdelemekle kalmadınız. Kendinize bir perde zaten taktınız. Bu yetmedi. Dışınızdaki yansımalara da taktınız. Yani onları da kırmızıyla gösterirsen, mesela kendinizle ilgili dediniz ki ben çok duygusal biriyim ya da uzun ilişki götüremiyorum. İlişkilerim çabuk terk ediliyorum. Güvenmiyorum ki bir takım perdenizde bir şeyler var. Şimdi bu perdedeki yansımaya göre benzer enerjiyi çektiği için illaki sana bunun doğruluğunu gösterecek birini hayatına çekiyorsun. Burada dışarıdan birisi geliyor. Bakın. Ama dışarıdan geleni de olduğu gibi görmüyorsun. Çünkü senin de onunla ilgili perden var. Onunla ilgili bir düşüncen var. Mesela yeni bir ilişkiye başladın. Örnek. Diyorsun ki kendi kendine o kişiyle ilgili kafanda bir takım şeyler söylüyorsun. Bak şimdi perdeye yazıyorsun. Sonra ne oluyor? Oraya ne yazıyorsan bunu oynamak zorunda. Ama şunu fark edelim. O tamamen sana göre burada konumlanıyor. Senin düşüncelerine göre konumlanıyor. Mesela bir şey oluyor, ona sert çıkıyorsun ya da kızıyorsun varsa. Şimdi sen teksin, tek. Tek. Bu gölge. Bu aslında yok. Öyle bakın. Şimdi sen bir şeye kızdığında mesela o kişiye kızdın ya da sert çıktın. Şimdi bunu unutalım. Kendi içinde diyorsun ki o bana küsmüş olabilir, küsmüştür. O biraz hassas, küser ya da şimdi moda deyimle trip atacak. Konuşmayacak. Biraz kendini ağırdan sak. Bir şey diyorsun. Sonra tam düşündüğün gibi senin bu hareket ediyor. Düşündüğün gibi hareket ediyor ama burada yazan, içeride yazan sensin. Eğer sen desen ki o bunu hiç sallamayacak, çok da umursamayacak desen ve burayı beslemesen, kafamda bunu evirip çevirmesen, küstüm acaba ne yaptı, ne düşünüyor, şöyle mi düşünüyor, böyle mi yapacak bilmem ne demesen, buradaki ateş odunu atmadığın için burada hiçbir sorun olmadan bu ilişkinin yürüdüğünü göreceksin. Fakat tekrar zihnimiz devreye giriyor. Bunu küçük bir örnek olarak verdim. Sen bunu henüz sonuçlanmamış mahkemenle ilgili de söylüyorsun. Bu daha uzun sürer diyorsun. Ya da gene atabilir diyorsun. Burada şu şu var, bundan dolayı da bu var, ondan dolayı böyle olacak diyorsun. İşte zihin devreye giriyor. Güzel güzel ne yapıyorsun? Yazıyorsun. Zihnin senin
Hastalığımla da ilgili yazıyor, ilişkilerimle ilgili yazıyor, maddi durumumla ilgili yazıyor, işinle ilgili yazıyor. İşte işinle örnek kariyer yapmak istiyorsun ya da biraz farklı bir konumda olmak istiyorsun. Orada bir patron var diyorsun, orada çalışan birisi var diyorsun, o öyle düşünüyor, patron böyle düşünüyor. Bu olursa bu olur diyorsun. Ne yapıyorsun? Yazıyorsun. Yazan sensin. Yazan benim. Ve ben hep yazdığım hikayeyi oynarım. Bunların hepsini kendi içimde yazarım. Bunlar da bana dışarıda ne yaparlar? Gösterirler. Görmekte ve okumakta zorlanırsınız bazen. Niye zorlanırsınız? Çünkü örnek, bunlardan bir kişiye gereğinden fazla bir şey vermeye başlarsınız. Varoluş özünde dedim ya, her suretten görünür seni dengeye getirecek ya. Ne yapar? Sen dengeyi biraz kaçırdığında oradan sana tokat atıyor. Der ki aslında sana, yapma. Sen tabii ilk önce anlamazsın. Ben saçımı sürük ettim, bu kadar iyilik yaptım, bu kadar verdim. Karşında bu mu olacaktı dersin. Kimse kimseye bir şey zorla vermez. Veren sensindir. Veriyorsan da orada beslendiğin bir şey vardır. Bakın, burada bir sorun varsa, bakın, dışarıda bir sorun varsa, madem dualite dünyasındayız, aydınlık varsa karanlık da var diyoruz ya, doğru varsa yanlış da var diyoruz ya, sorun varsa çözüm de vardır. Hep vardır. Mesele de hep şudur ama. Sen gerçekten işin çözülmesini mi istiyorsun? Sorunu sürdürmek mi istiyorsun? Sorunu sürdürmek istiyorsan ona tutunur ve sürdürürsün. Ama benle konuşurken bana dersin ki, ay ben çok sıkıldım. Hepsine koşturmaktan, hepsine bir şey yapmaktan, bir şey vermekten sıkıldım dersin. Bana öyle anlatırsın. Ben de sana derim ki, buradan besleniyor musun sen? Birileri sana ihtiyacı olsun mu istiyorsun? Sen kurtarıcı rolünü çok mu sevdin? Sen birilerine çok koştuğunda, çok verdiğinde, bilinçaltı düzeyde, ah sonunda yani iyi ki varsın mı diyecekler, seni kabul mü edecekler, seni daha çok mu sevecekler? Nereden besleniyorsun? Burada hala bunu yapıyorsan, bunu sürdüren sensin. Kimse senin izin verdiğinin dışında sana bir şey yapamaz. Seni kullanamaz, sana kötülük yapamaz. Varsa orada bir sorun, buna izin veren sensindir. Onun da sana hizmet ettiği bir durum vardır. Bu yoksunlukla ilgilidir, bu başarısızlıkla ilgilidir, bu sorumluluk alma korkunuzla ilgilidir. Bu birçok şeyle ilgili olabilir. Burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Sen gerçekten çözüm mü istiyorsun? Sorunu sürdürmeyi mi istiyorsun? Eğer bana diyorsan ki 2023'ten devam eden bir sorunum var ve hala devam ediyor, ben de derim ki orada tutunduğun bir şey var. Neyi bırakmakta zorlanıyorsun? Bırakırsan da ne olacak sanıyorsun? Çünkü ben şunu söylüyorum. Diyorum ki sen eğer yeni bir dünya, yeni bir gelecek istiyorsan bunu yapman çok basit. Nasıl mı? Çözüme odaklanarak. Bakın, bu kadar basit bir şeyden bahsediyorum. İnandıklarını değiştirerek. Ne dedim biraz önce? Ben burada sabaha kadar konuşurum. Arkadaşlarınız da konuşur. Mesele o değil ki. Mesele şu. Şu andaki hayatı mimarı sensin. Bulunduğun evden, bulunduğun ilişkiden, bulunduğun maddi durumdan, bulunduğun işten ya da kariyerden, bulunduğun sağlık durumundan memnun değilsen bu senin düşüncelerinin sonucudur. Nokta. Düşündüklerinin ve hissettiklerinin sonucudur. Sen eğer diyorsan ki ben gerçekten sıkıldım ve çözüm istiyorum, o zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Gerçekten ama gerçekten tamamen kendinizi silkeleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben neye inanıyorum? Parayla ilgili neye inanıyorum? İlişkimle ilgili neye inanıyorum? İnanıyor gibi mi görünüyorum? Burada inanıyorum
okuyorum diyorum ya da iki olumlama okuyorum. Ama pat diye bir arkadaşımla otururken ağzımdan asıl düşüncem mi çıkıyor? Ya da ne hissediyorum? Değerliyim diyorum ama en ufacık bir şeyde direkt aşağıya düşüyorsam eğer demek ki buna çok da inanmıyorum. Ha bu bir anda olacak bir şey değil. Bunu her zaman söylüyorum. Yani zihin yıllardır burada hükümdarlığını kurmuş da bir anda tabii ki gitmek istemez. Ama diyorum ki değiştirebilirsin. Değiştirebiliriz. Bunu yapmak için de ne lazım? İlk önce olduğumuz yere bir kabul vermek lazım. Başka ne lazım? Artık direnç yaratmamak lazım. Çok önemli. Artık direnç yaratmayacağız. Ne demek bu? Şikayeti bırakacağız. Mağdur rolünü bırakacağız. Bu niye benim başıma geliyor hikayesini bırakacağız. Şikayeti gerçekten etmeyeceğiz. İnsanları yargılamayı bırakacağız. Ama kendimizi yargılamayı bırakacağız. Ve hayatımıza bir yavaş yavaş denge getireceğiz. Farkındalığımızı arttıracağız. Sonra bunlara bakacağız. Bunlar hangi perdeyi arkasından görüyorum? Bunlara bir perdeyle bakıyorum. Eşime hangi perdenin arkasından bakıyorum? Onunla ilgili ne yazmışım? Çocuklarımla ilgili ne yazmışım? Çünkü bu perde olduğu müddetçe kimse kimseyi gerçekten zaten göremiyoruz da gerçek anlamda göremeyecek. Bir şeyi bileceksiniz. O da şu. Olan hepsi, her şey, herkes bana beni gösteriyor. Ve onların bana beni göstermesinin birkaç yolu var benim içimdekini bana göstermesi. Sevgiyle sarılıyorsa, iyi ki varsın diyorlarsa, burada zaten sorun yok. Ama kızgınlığımı gösteriyor olabilirler. Suçluluğumu gösteriyor olabilirler. Korkularımı ki en çok da onu gösterirler. Korkularımı gösteriyor olabilirler. Siz onlar gelip sizle konuşuyorlar. Onlar kendine ilgili bir hikaye anlatıyor zannediyorsunuz. Hayır. Sizin alanınıza giren her şey sizle ilgilidir. Siz öyle düşünürsünüz. Onun bir hikayesi var. O bir şey anlatıyor. Hayır. Burada sizin alanınıza giren her şey sizle ilgilidir. Bağlantıları kurdukça bunu daha çok fark edeceksiniz. Ama siz ilk önce şunu çok net bir şekilde bir bilelim. Benim zihnimden geçen bir düşünce uçuyor ve buraya konuyor. Ve burada var oluyor. Bir korkumsa bir şey dışarıdan beni korkutuyor. Ama o dışarıdaki her şeyi oraya etrafında benim ihtiyacıma göre konumlanmışlar. Çünkü tüm hayat benim isteklerime göre değil. Çünkü evrim yani tekamül öyle planlanmış. Benim ihtiyaçlarıma göre gidiyor yukarıya doğru. Dolayısıyla bir şey olduğunda dışarıdan bana tokat geldiğinde bu tokat bana Ahmet'ten, Ayşe'den, Zeynep'ten gelmiyor. Kendimden geliyor. Çünkü ne dedim biraz önce? Ben dengeyi bozduğumda ilk tokadı dışındakiler atarlar. Derler ki sen ilk önce kendine o değeri güver. Şu sınırlarını bir çiz, bu kadar verme derler. Önce onlar gösterirler. Başka neyi gösterirler? Örnek. Artık fark ediyorsunuzdur. Eğer bu saatte burada beni izliyorsanız, merakla, hatta not da alıyorsanız, net bir şekilde bu farkındalığınızın belli bir noktada olduğunu gösterir. Fark etmiyor musunuz? Bir şeyle ilgili düşündüğünüzde, hissettiğinizde, birinin gelip onu söylediğini, birinin ortaya çıkardığını, yani bunlar artık çok hızlandığı için fark ediyor olmanız lazım. Çünkü sistem o kadar hızlandı ki bunları çok hızlı bir şekilde önüme düşürüyor. O zaman ben toparlayacak olursam diyorum ki ben ne yapmam gerekiyor? Kendimle ilgili yavaş yavaş bir plan oluşturmam gerekiyor. Ve karar almam gerekiyor. Karar ne? Ben yeni bir gelecek inşa etme kararı alıyorum. Hayatımda nerede sıkıntı var?
Bakacağım. Hayatımın hangi noktasında bir sıkıntı var? Sonra diyeceğim ki burada bir sıkıntı varsa bununla ilgili benim bir düşüncem olmalı. Burada bir şeye inanmışım ki bu sıkıntı buraya yansımış. Ben burada neye inanmışım? Hadi inandım diyelim. O düşünce doğru mu? Hiç düşündünüz mü onu? Bir şeyden dolayı acı çekersiniz. Bakın. O yüzden şey derim. Korku yoktur. Korkunun yarattığı bir korku. Yani korkmanın yarattığı bir süreç vardır ya, asıl korkutan odur zaten. Dolayısıyla şunu sorgulayın. Ben örnek ailemde genetik bir hastalık var ve ben şu düşünceye inanmışım. Ailede genetik olarak bu hastalık varsa bende de olabilir. Bak şimdi. Bu doğru mudur? Bütün düşüncelerinizi sorguladığınızda ortaya hep komik bir şey çıkar. Çünkü birçoğunun altı boştur ve doğru değil. Peki ben niye aylarca da ya da yıllarca doğru olup olmadığından bile emin olmadığım bir düşünceye inanıp kendime cehennem azabı yaşatıyorum? Doğru değil. Yani birçok konuda ama bu böyle. Yani hayatınızda bir noktada sıkıntı varsa muhtemelen orada doğru olmayan bir düşünceye siz inandığınız için var oluyor. Ama biraz önce ne dedim? Kimin ne söylediği önemli değil. Sen neye inanıyorsun dedim. Çünkü sen neye inanıyorsan dışarıda hep onları göreceksin. Gerçekten de onları göreceksin. Hep onlar. Yani şu kadar iddialı konuşuyorum. Birisi diyecek ki belli bir yaşa geldin. Vitamin içmen lazım. Senin şu vitamin eksik olabilir. Ay sen evet diyeceksin. O bilgiyi aldıktan sonra vücudun belli noktalarında kramplar hissetmeye başlayacaksın. Hemen zihnin tekrar devreye girecek. Tabii arkadaşım demişti. Şu vitamin bende eksik ya, krampondan dolayı oluyor. Niye her önümüze geleni alıyoruz? Ben de diyorum ki eskiden vitamin mi vardı? Sen eğer desen ki sadece içtiğim sudan ben bütün vitamini alıyorum. Ben buna inanıyorum. Bakın buna. Ben sabahları bir bardak limonlu su içiyorum. Bak bir bardak limonlu su. Ve diyorum ki bu su dün evvelsi gün aldığım gereksiz bütün toksinleri, fazla yağları, yani vücuduma gerekmeyen ne varsa bu suyla aksın gitsin. İhtiyaç duyduğum bütün vitaminleri de ben bu suyla alıyorum diyorum. Bitti. Bakın bu kadar iddialıyım. Bitti. Evet. Hiçbir şeye ihtiyacım yok de, hiçbir şeye ihtiyacım kalmaz. Ama bir düşünün zihnin size ne yaptığını. Sürekli birileri gelir size bir şeye ihtiyacınız olduğunu söyler. Şunu yapman lazım, böyle yapman lazım. Şunu yaparsan böyle olur. Sebep sonuç. Ben de diyorum ki farklı zamanlara girdik. Girdik girdik. Öbür boyutun esintilerini duyuyorsunuz zaten. Bu oldurma muldurma hikayeler dediğimizde ki o boyuta doğru bak tık 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 çıkıyoruz. Onun kokusu geliyor. Yani biz bugün bunları konuşuyoruz ya, bakın çocuklarınız ilerleyen zamanlarda bunları zaten o kadar rahat konuşacaklar ki, aa ben öyle düşündüm, öyle oldum, öyle olacağını da biliyordum zaten diyecekler. Siz şaşırıp kalacaksınız. Diyeceksiniz ki nasıl yani, ben işte 40 yaşında 50 yaşında öğrendiğim bilgiyi sen nasıl biliyorsun? Biliyorlar, öyle geldiler çünkü. Normali o. Daha açık gelecekler onlar. Ve bizim burada böyle uğraşarak, odaklanarak yaptığımızı onlar daha rahat bir şekilde yapacaklar. Zaten bizim kadar korkuları da yok. Dolayısıyla zaten bu doğallaşacak. Yani bir şeyi tezahür ettirmeniz, artık şey konuşacaksınız. Ben 3 günde yaptım, sen işte 1 saatte yapmışsın. Çünkü uyanıyor herkes işte. Evet, sen tezahür ettiriyorsun. Gördüklerini sen tezahür ettiriyorsun. Nokta. Hani bunu tasavvuf tarafından da anlatırız. Öbür boyu her yönden anlatabiliriz. Ama çok da önemli değil. Önemli olanı çok basitleştirelim. En basit halini söyleyeyim. En basit hali de şu. Sen zihin perdeni
Ne kadar inceltirsen, içselinle dışsalın arasındaki perde ne kadar incelirse, öz varlığı sende daha çok olacak. Öz varlığının sende olması demek, senin bu ego kimlik programının daha azalması demek. Başka bir deyişle senin kim olduğunu hatırlamam demek. Başka bir deyişle sonsuz ve sınırsız olduğunun farkına varmam demek. Başka bir deyişle artık onun ilahi gücünün senden açığa çıktığını, yani senin için kullanılabilir olduğunu fark etmem demek. Bu da ne anlama geliyor? Daha saf frekansla istediğin şeyleri hayatına çekebilmen demek. Daha güzelini söyleyeyim. Bunları zaten yapacaksınız. Hepiniz yapacaksınız. Daha güzelini söyleyeyim. Bu zihin perdesi böyle tuğla gibi kalın olduğu müddetçe size huzur yok. Cennet de yok. Zihnin içinde bir öyle bir böyle bir duvar bir duvara çarpıp çarpıp duracaksınız. Ama bakın huzurdan bahsediyorum. Huzur ne? Gir zihninin içine. Sen onun efendisisin. Kölen yap onu. Ne var bakayım senin içinde de? Gereksiz ne buldun? At çöpe. Geçmişten konuşuyor birisi. At çöpe. Bir şey oldu. Birileri dedikodu yapıyor. At çöpe. Dinleme bile. Birileri diyor ki eyvah gene kötü bir yerlere gidiyor dünya. Savaşlar seller diyor. At çöpe. Ya da illa ki duyuyor musun? İçinden gül. De ki eski bitiyor eski. Yani yeninin bir inşa olması için eskinin dağılması gerekti. Demek ki eski gidiyor çünkü başka bir yere gidiyoruz. Dünya bağırsaklarını temizliyor de. Twitter'a giriyorsun binlerce çer çöp pis bir şeyler okuyorsun. E okuma. Okuduysan da de ki ama deniyordu zaten bu zamanlar geldiğinde gizli hiçbir şey kalmayacak diyordu. İşte bakın gizli ne kalıyor? Herkesin her şeyi dökülüyor mu? Dökülmek zorunda. Sistem bunu yapmak zorunda. Çünkü buraya doğru bakın titreşim yükseliyor. Titreşim yükselmesi ne demek biliyor musun? Bir elek gibi düşünün. Ağırlı olan her şey düşecek. Yani yüksek hafif frekanslar yukarıda kalacak ama ağırlı olan düşük frekanstaki hiçbir şeyi bırakmayacak, eleyecek, aşağıda kalacak. Dünyanın hali şu anda da bu. Eliyor böyle. Ama sana ne? Bana ne? Niye sana ne, bana ne? Çünkü bir kere zaten aynı dünyada yaşamıyorsun. Bak kendi açtın. Bak kendi ekranında, anında. Sen açıyorsun. E o zaman açtıklarına bak. Ne açıyorum? Hep şükürde ol. Ne güzel. Çünkü bir de şöyle düşün bazen. Bunun üzerinde bir tefekkür de et. De ki buradan buraya yansıyorsa, neden bir yansıtıcıysan, aa, dünyadaki her şey benim o zaman. Hiçbir şey benden ayrı değil. Çünkü ben yansıtıcıysam orada bir ağaç görüyorum. Ağaç benden ayrı mı? Ben yansıtıcı değil miyim? Gördüğüm her şeyle birim. Şimdi gördüğün her şeyle birsen gördüğün neyden korkabilirsin? Korkmazsın ki o zaman. Dışarıda bir dünya yok diyorum. Kendi dilini bu avatar et kemik bedeninden şahitlik eden sensin, izleyensin. Filmi izliyorsun. Ve zihin perden inceldikçe özünün varlığını kendinde daha çok hissettikçe ki bu senin yüksek frekanslara yukarılara doğru çıkmandır. Huzur gelecek. Huzurun herhangi bir şeyle ölçülebilir bir değeri var mı? İşte cennet dediğin orası. Her şeyle barışmışsın. Kimseyle meselen kalmamış. Burada yansımalar var diyordun ya. Aa, bir bakmışsın ki yansıttığın dünyanın içinde onlar da senmişsin. Sen aynaydın ya. Sen yansıtıcısın ya. Yansıtıcıysa şimdi sen bir aynaya baktığında aynada gördüğün kimdir? Senin yansımandır. Ama sensindir. Hem yansımadır hem sensin. Dolayısıyla onlar da hem yansıma hem sensin. Sadece görüntüleri farklı. Ama sensin. Senden sonra bir oyunun içindeymişsin gibi düşün. Ve şöyle düşünelim. Tekrar ediyorum. Burada anlatmaya çalıştığım şuydu. Onların hepsi sen şu anda zihin perdenden görüyorsun. Hem senin
kendine ait bir perden var. Kendine ait bütün şeyleri bir kere bir at. Ya ben çıplam de ya. Ben duygusalım deme. Ben sinirliyim deme. Ben şöyle bir insanım. Ben böyle emkizde. Bunların hepsini bir at. Bir sıfırla. Sıfırdan inşa edeceğiz ya kendimizi. Yeni bir gelecek inşa ediyoruz ya. Sonra bunları da at. Eşim şöyledir, çocuğum böyledir. Bu böyledir, bu hep böyle yapar. Bunları da at. İlişki hiç yaşamadın. Sıfırla. Benim geçmişte var ya ilişkilerim. Ya yok. Sıfır. Bak sen an varlığısın diyorum. An varlığısın ne demek? Yani burada var olduğun anda gördüğün her şey piksel piksel birleşiyor. Gözünün önünde bir ışık oyunu olarak var oluyor. Kapat gözünü. Yok. Yok. Aç. Var. Dolayısıyla nasıl senin bir geçmişin olur? Geçmiş ya da gelecek olamaz ki. Hepsi anın içindeyse geçmişte gelecekte senin zihnin içinde oynattığın filmlerden başka bir şey değil. O zaman sen an varlıysan ilişkilerle ilgili bir geçmişin var ya da parayla ilgili varsayalım, değil mi? Yok. Yok deyin ya. Benim bir geçmişim var parayla ilgili. Ne ilişkiyle var? Ben hikayemi şimdi oturdum. Bugün yazmaya karar verdim. Bugün yazacağım. Ve oraya şunu yaz. Eğer bir şeylerin değişmesini isteseydim nasıl olmasını isterdim? Mesela ilişkimin nasıl olmasını isterdim? Parasal durumun nasıl olmasını isterdim? Sağlığımın nasıl olmasını isterdim? Ne isterdim? Bak düşünce, düşünce burada madde formunda demek mi? Burada senin hastalık düşüncen geçmezse burada hastalık beden göremez. Ama senin öyle bir gücün var ki anda her şeyi yeniden oluşturabilirsin. Yeter ki zihnin geçmişine takılma. Ha illa takılacağım diyorsan her zaman söylüyorum. Bilinçaltıyla ilgili şeyler var. Çalışmalar var. Hala seni rahatsız ediyorsa al o çalışmaları. Bilinçaltı arınma çalışmaları var ya. Al o çalışmaları. Kapat o parantezleri. Kimseyle bir hesabın kalmasın. Yani ortaya çıkan kişi artık şunu bilsin. O suçludur. O bana bunu yaptı. Şu, böyle bir hikayenin artık olmadığını, artık bu bilinçte, bu seviyede bilsin. Onlarla bir hesabı bir kapadıkça bir kere dışarıya enerji sızdırmasın. Bu arada aklımdayken söyleyeyim. Öbür cumartesi ayın 20'sinde Etiler'de büyük bir İstanbul semineri vereceğim. Arkadaşlar akşam saat 7'de İstanbul'dan olan arkadaşlar ya da yakın çevrede gelebilirler. Şimdi bir çağrışım yaptı. Aklıma geldi. Söylemeden yayını kapatabilirim diye düşündüm. Süper. Keşke orada olsaydım. Instagram'da duyurusu var. Benim Instagram sayfamda arkadaşlar gerekli bilgileri görebilirler. Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde olacak. Akşam saat 7'de öbür cumartesi 20'sinde. Şimdi orada 3 saat süren bir hem eğitim olacak hem böyle bir şey. Hani karşılıklı uygulamalar da yapacağız, teknikler de yapacağız, söyleşi sohbet de yapacağız, güleceğiz. Böyle keyifli bir şey olmasını planlıyoruz. Şimdi tekrar buraya gelirsek arkadaşlar. De ki aldın kağıdı eline. Ben bir şeylerin hayal hayatımda örnek parayla ilgili ya da ilişkiyle ilgili değişmesini isteseydim neyin değişmesini isterdim? Bugün kararını verdim ve ne yazdım varsayalım. Ondan sonra disiplinli bir şekilde para meselesini çözmüşsen ya da kariyer meselesini çözmüşsen ya da artık sağlığına kavuşmuş olan sen ya da çok keyifli mutlu bir ilişki sürmüş olan sen ya da işte evlenmek istiyorsan evlen. Neyse. Nasıl bir birisi olurdu? Nasıl bir hayat olurdu? Bakın şimdi kuantumdan bahsediyoruz zaten. Hani senden pozitif, güçlü, olumlu şeylerin yayılmasını istiyorsan yapacağım bu. Fakat burada tekrar ediyorum. Sağlam duracaksın. Sağlam durmak ne demek? Böyle bir karar böyle bir karar aldın ya. Zihin öyle bir şeydir ki sen bir şeyle ilgili karar aldığın anda bozmaya çalışabilirsin. Ne yapacaksın o zaman?
sıkı ve sağlam duracağız. Buradan bir şey mi geldi? Gelecek. Bakın söylüyorum şimdi. Gelecek. Küçük küçük. Ne dedim? Özün her yerden, her surette seni uyandırmaya çalışıyordu. Dolayısıyla o hala sende bir yara, bir yerde şifalanman gereken bir yer varsa oraları bir yoklayacak. Acının anlamı o zaten. Acı niye var? Acı bana nerede sıkıntı olduğuna işaret ediyor. Bir yerim acımasa, hani bir yerim acımasa değil mi? Buraya bir taş gelirse burası acır. Derim ki ya burada bir yara varmış, onun için acıyor. Aynı şekilde acı hissettiğinde sen o acıyla ilgili bir şeyin açığa çıkması gerekiyordur. Orayı işaret eder acı. Bir uyarıcıdır yani. Dikkat çeker oraya. Burada dönüşmesi gereken bir şey vardır. Burayı bir temizle der. Dolayısıyla dışarıdan bu gelecek. Senin bilinç seviyene göre gelecek ama. Ama gelecek. Hani seni silkeleyecek ya. Dolayısıyla bunlar geldiğinde dik duracaksın. Düşeceksin. Bazen kolayına gelecek. Eski program. Eski program var ya. Tepki vereceksin. Onu suçlamak kolayına gelecek. Sinirleneceksin. Önemli değil. Yap. Şu değil arkadaşlar bakın. Ben her konuşmamda altını çizerek diyorum ki hiçbir duyguyu da bastırmayın. Çünkü her duyguda bir açığa çıkmak, ifade etmek, yani bütünlenmek ister. Ben korkmuyorum ki örnek. Ya da korku geldi örnek. Ya ben çözdüm o işi, bende çok fazla yok. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Korkuyorsan korkuyorsundur. Gelir. Korkuyorum de. Kabul et. Kabul. Kabul ne demek? Ona farkındalık ışığını tuttum. Yani benim kontrolümde. Hangi duygu gelirse gelsin, bastırma. Onu bir gör. Bir gör. Hatta ondan birkaç saniye kal. Sonra bırak gitsin. Senin farkındalığına gelen hiçbir duygu uzun süre varlığını sürdüremez zaten. Sen bunu yaptıkça zihnin öyle güçlenecek ki o da küçülecek. Yani seni çok sallayamayacak. Senin alanında çok kalamayacak. Zaten cennete öyle yükseleceksin yani. Bir anda değil. Kademe kademe. Ne yapacaksın? Hep tetikte olacaksın. Dışarıdan ufak tefek şeyler gelmeye devam edecek. Geldikçe bir şey geldiğinde ilk söylediğin şey şu olacak. Burada benim neyi görmem gerekiyor? Göremedin. Dön içine sor. Hep bağlantıda olay. Seninle birlikte zaten açığa çıkmak isteyen dedim ya özün. O senin ona dönmen için yapıyor zaten bunu. De ki özün. Ben göremiyorum. Burada bir sorun var, çözemiyorum. Bu aklım yetmiyor. Bana göster. Burada görmem gereken bir şey varsa bir açığa çıkar. Göster. Kalbime bir ferahlık verdi. Cevap illaki gelir. İllaki gelir. Gelir. Açarsın anda sosyal medyanı, oradan bir cümleyle gelir. Bir arkadaşınla gelir. Bir kitapla gelir. Bir filmle gelir. Ama gelir. Sürekli bağlantıda ol bakalım neler akacak sana. O zaman ne yapıyoruz? Anahtar duygu. Bir duyguna bakacaksın dışarıdan bir şey geldiğinde. Burada ne hissediyorum? Negatif bir duygu açığa çıktıysa demek ki onçir olmuş bu. Ya da değersiz hissettim. İlla ki çıkar değersizlik şeydir, kökteki bir yoktur derim ya. Ya da bir güvensizliğim çıktı. Bak. Ama tek bir şey bilseniz bile hayatınız kurtulur. Abi. Tek bir şeyden bahsediyorum. O da şu. Her şey ve herkes beni yansıtıyor. O zaman benim her şey ve herkesle ilgili neye inandığım bu dünyadaki en önemli şey. Bul onları. Sonra yırt at. Yap gitsin. Geçmiş geçmiş bitti artık. Ne konuşuyorum ne var. Yok. Sonra biraz önce dediğim gibi sorun olan yerleri bul. Sonra de ki ben burada neye inanmışım? Neye inandığım için parasızım? Annem bir şey mi demiş geçmişte? Babam bir şey mi demiş?
biz hepimiz şanssızız bu konuda, bizden bir şey olmaz mı demişler. Biz çok iyi niyetliyiz, biz hep böyle işte birileri kandırır mı demişler. Biz şanssızız, bu mirastan da bir şey alamayız mı demiş. Ne demişler bilmiyorum. Siz biliyorsunuz. Ama birisi bir şey demiş, sen de ona inanmışsın. Bak bu kadar basit. Sen buna inanmışsın. Yıllarca ben kendime ait bir iş kuramadım. Niye? Babamın bir cümlesi vardı. Sıkıntılı. Biraz kriz var. Serbest çalışanların hepsi sıkıntı yaşıyorlar. Yıllarca hep şöyle düşündüm. Serbest çalışan herkes iflas eder herhalde. Bak bir düşünce. Sadece bir düşünce. Sonradan yavaş yavaş ayıkmaya başladım. Serbest çalışan herkes iflas etse ya da bu işi götüremese, neden bu kadar açık mağazalar var, kafeler var, iş güç var, insanlar çalışıyorlar ve para kazanıyorlar. Bakın bir düşünceyi sorguladım. Benim hayatım değil. Yani bir inancı tersine çevirdim. Babamdan gelmiş. Ha bunun gibi 4-5 tane başka şeyler de buldum. Döndüm ilişkiye. Abi baktım ortada. Annemin bir cümlesi. İşte rahmetli babam bir cümlesi. Birkaç dakika içinde sırlayabilir miyiz Serpil'im? Tabii ki. Birkaç Dolayısıyla dakika. bunları bir bulun. Bakın inançlarınızı. Sonra onları dediğim gibi eskiyi yakın. Neyi oluşturmak istiyorsanız yazın. Hangi konuyla ilgili istiyorsanız. Sonra onları hayatınıza alın. Böyle uzun tutmayın. En güçlü hayatınızı etkileyeceğinizi düşündüğünüz en güçlü iki cümle varsayalım ki. Bulun iki ya da üç. Koyun başucunuzu. Okuyun. Aksine konuşmayın. Şikayet etmeyin. Durumla ilgili kimseyi suçlamayın. Kendinize acımayın. Kendinizle ilgili de şikayet etmeyin. Plana sadık kalın disiplinli bir şekilde. Bunu yaptığınızda o yeni inançlar, beyninizdeki o nöral ağlar bağlandıkça, yani yeni bir zihin yaratıyorsunuz çünkü, bağlanacak, bağlanacak, sonra bir bakacaksınız, yeni bir bilinçle yeni bir dünya yansıtmışsınız. Ve siz bile şaşıracaksınız. Sadece inançlarınızı ve düşüncelerinizi değiştirdiniz. Ve şunu yaptığınızda da tabii ki, bunları da bir. O zaman yeni bir zihinle yeni bir gelecek, gelecek yok da anın için ne yapmış olacaksınız? O frekansa yükseldiğiniz için kendi frekansınıza çekmiş olacaksınız arkadaşlar. Evet, yani artık herhalde bitirmemiz lazım. Bir saat Tamam. oldu. Çok güzel bir yayındı. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Her ayın ikinci perşembesi biz sevgili Serpil'imle birlikteyiz. Bunları konuşuyoruz yaklaşık 2 yıldan beri. Evet. Önümüzdeki ay ikinci perşembe yine birlikteyiz. Evet, Evet. doyamadınız. Yarın saat 20'de YouTube kanalında olacak. Bir daha izleyin oradan. Serpil'imi takip etmeyi unutmayın lütfen. Yukarıda Mukaddes Pekin Başder'in yanında Serpil'in canları beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Her gün 22'de buradayım. Serpil'in gönlüne Evet. sağlık, yüreğine sağlık. İyi ki varsın. Çok güzelsin bu arada. Saçlar çok Teşekkür güzel ederim. oldu. Dişler çok güzel oldu. Çok teşekkür Harikasın. ederim. Çok Çok hoş teşekkür oldu. ederim. Çok, saçlar çok güzel olmuş ya. Tamam. Evet. İyi ki varsın. Seni İyi ki sen de seviyorum. varsın. İyi ki varız. Burada izleyen tüm arkadaşlara çok İyi ki teşekkür varız. ediyorum. İyi ki İnşallah varız yeni canlarım. günlerde yine beraber oluruz. Görüşmek üzere. Güzel akşamlar. Sevgiler. Teşekkürler İyi akşamlar. Serpil'im. Güzel akşamlar İyi canlarım. akşamlar. Görüşürüz.